Yakın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi İhsan Erol Özçil, devlet laboratuvarına götürülen bazı donmuş gıdalarda listerya bakterisine rastlandığını, ardından ürünlerin toplatıldığını belirterek, gerekli işlemlerden sonra halkın güvenli bir şekilde dondurulmuş ürün kullanabileceğini anlattı. Biliyorsunuz ki yurt dışından gelen ürünlerde devlet laboratuvarında yapılan analizlerin bir kısmında listerya bakterisi çıkmış ürünler, donmuş ürünlerde çıktı. Tabii ki bununla gerekli işlemleri Sağlık Bakanlığımız zaten yaptı. Dağıtılan marketlerden sonra geri bunlar toplanıldı ve Avrupa'dan gelen bu ürünlerin tekrar adaya girişi durduruldu. Bu yüzden de ilk başta söylemek gerekir ki yani halk bu konuda güvende olsun, istediği gibi rahat bir şekilde donmuş gıdaları tekrardan marketlerden alabilirler. Peki listerya bakterisi nedir? Vücuda nasıl hasar veriyor? Ya bakterisi de şunu söylemek lazım ki ilk başta insan ve hayvanlarda hastalık yapıcı gıda kaynaklı bir patojendir. Bunun etkileri yaklaşık bir gıda tüketildikten sonra 12 saat sonra bunlarda ishal, kusma, baş ağrıları, mide bulantıları yapabilirler. Bunların tabii ki gıda ile kontaminasyon söz konusu ise eğer 75 derecenin üzerinde bir pişildiği vakit bu bakteri ölmektedir. Gıda üretiminde kontrol ve sıcaklık dengesi çok önemli. Tüketiciden önce üreticinin bu gibi olaylar, yani şimdi bu ürün sonuçta Avrupa'dan geldi ama sonuçta biz de burada bu ürünü ithalatını yapıyoruz. Bu ürünü burada yaparken ilk önce üreticilerin gıda üretiminde dağıtımına, muhafaza aşamasına kadar iyi gıda üretimi, hijyen uygulamaları, gıda üretimindeki sıcaklık kontrolünü çok iyi dikkat etmesi gerekmektedir. Güvenli gıda tüketimine dikkat çeken husus ise dondurulmuş gıdaların pişirilme yöntemi. Güvenli gıda tüketimi için yapmamız en doğru şey doğru alışveriş ve doğru hazırlamalarla evimizde sağlığımızı korumamız için en büyük önemli etkendir. Donmuş gıda muhafazasında şunu söylemek gerekir ki evimizde dondurucuda -18 derecede muhafaza etmemiz gerekmektedir. -18 derecede muhafaza edersek içerisindeki mikrobiyal faaliyet durur. Peki şöyle bir durum da var. Peki bu dondurucunun bu ürünü çıkarttık. Nasıl çözdüreceğiz? Nasıl tekrar mı donduracağız? Şimdi ilk başta düşünmemiz gereken şey şudur ki tüketeceğimiz kadar, yiyeceğimiz kadar çıkarmamız lazım. Çıkarttıktan sonra bu çözdürme durumunda oda sıcaklığında değil, yani mutfağımızda değil, buzdolabımızda çözdürmemiz gerekmektedir. Çünkü oda sıcaklığında çözdürürsek içerisindeki mikroorganizma faaliyetleri daha fazla olacağı için gıda zehirlenmesi durumu mümkündür.